Bursa Mali Müşavirası'ndan önce tüm Türkiye ile ilgili biliyorum. Yaklaşık 130 bin üyesi olan 5 bin yeminli mali müşavir, 125 bin de mali müşavir var bütün Türkiye'de. Bursa Mali Müşavirası'nda da 5100 mali müşavir var. 1200 de stajyerimiz var. İşte çalışanlarımız, ailelerimizle beraber 50 bini geçen bir nüfusumuz var Bursa'da. Bizim seçim aşamasında söylediğimiz 3-4 tane çok önemli konu vardı. Firmalarda çalışan meslektaşlarımızla ilgili bir aidat indirimi, onu hemen bu dönem gerçekleştirebildik ve Ocak ayında da işlem yürürlüğe girdi. Onu yaptık. Turgay Başkan'ın bize sosyal tesis yeri sözü vardı. Şu anda onunla uğraşıyoruz. Genç meslektaşlarımızla ilgili ofis testi, onu da Büyükşehir Belediyesi ile çalışıyoruz. Becerebilirsek bir tür kuluçka yönetim merkezi diyorlar onlara. Meslektaşın belli bir süre orada bir merkez kurulup orada her türlü internet, ofis desteğini alıp yararlanabilecek. Çok sayıda olmayabilir ama en azından örnek bir uygulama olması açısından. Şu an sadece İzmir'de uygulanıyor. Biz de onlarla çalışıyoruz. İnşallah bu dönemde becerebilirsek onu da yapmayı planlıyoruz. Bizim meslektaş şundan şikayetçi. Ben de aynı şeyden. Ben asıl işimi yapmak istiyorum. Beyanname gönderip alma, hani bu bir operatör işi. Bizi bundan kurtarsınlar istiyoruz. Yani bize bu kadar yük, tamam biz yapıyoruz. Kamuya hizmet etmekten de hiç onur duyarız. Bizim memleketimiz, bizim devletimiz ama asli işimizi yapamadığımız zaman küçük esnaf olsun, sanayici olsun, onun yatırım kararlarında ona yardımcı olalım, onun kredi kullanımlarında işte döviz patlıyor, adam döviz kredisini kullanmaması gereken bir müşteri oluyor. Biz onları yapabiliriz, uyarabiliriz. Bu birikimimiz var ama bu zamanı bize tanımıyor sistem. Geri kazanım payı beyannamesine özellikle bahsetmem lazım. Sadece bizi ilgilendirmiyor. Bütün mükellefin %50'sini ilgilendiriyor. Önemli bir konu, her ay verilmesi gereken bir beyanname. Bunun esnafa ve sanayiciye de büyük yükü var. Hem ekonomik hem de doğru hazırlanmasının pek mümkün olmayan bir şey. Yani o açıdan doğru olmadığı zaman da hapis cezası var. Yani her ay verilen bir beyannamenin hapis cezası olur mu yani? BTSO'yu ve BESOB'u bu konuda harekete geçirmekte çok zorlanıyoruz. Bizim standart eğitimlerimiz, bağımsız denetime yönelik, bazen ekonomiye yönelik, mesela farklı olarak ilk gelir gelmez. Çünkü Türkiye'ye ünlü Erkin Şahinoz Hoca'ya getirdik ekonomi konusunda. Sinan Meydan Hoca'ya getirdik, işte Atatürk ve politikalı, ekonomi politikaları konusunda konuşturduk. Biraz Bursa'nın gündemini o tarafa doğru çekmek istiyoruz. Meslektaşın gündemini biraz o tarafa doğru çekmek istiyoruz. Sadece muhasebe operatörlüğü, muhasebe işi yapmak değil. Onu zaten yapıyoruz. Ama onu yaparken esas paydaşımız olan iş adamlarına, sanayici, esnafa da yol gösterici olmak. Esas işimiz bu bizim. Biz bunu yapmak istiyoruz ve o ekonomi alanına dikkatleri çekmek istiyoruz. Önceki yıllarda bir düzelmeler vardı bu konuda. Son iki yıldır tekrar bozulma oldu. Ben bile aynı şeyi yaşıyorum. Aynı zamanda esnaf ya da sanayici de yaşıyor. Yani o da tahsilat yaparken sorun yaşamaya başlıyor. Hemen anlıyoruz. Biz şu anda icra dairelerine bilgi veriyoruz. Şu işçimizin, hani bize yazı geliyor, şeyi var. Onlar arttı mesela. Bursa'nın şanslı olan bir tarafı var. Hem tarım var, hem turizm var, hem otomotiv var. Farklı sektörler olduğu için yani bu tip ekonomik problemlerden hani etkilense bile en azından yerel kısımda başka konular olduğu için daha şanslı bir yıl. Atıyorum Kütahya bir konuya seramikler hemen düştüğü an şehir yerle bir oluyor. Bizim bu anlamda avantajlıyız. İcralar çok arttı. Hele hele kişilere ulaşılması kolaylaştı. Bu Mersis sistemi var. UYAP sistemi mi? İcra şeyleri arttı. Vergi ödememe oranları arttı. En önemli şey bu yani. Af beklentisi çok yüksek.